otelimizden çıktık. Şimdi Ohrid Gölü'nün kenarına gidiyoruz. Zaten otelimiz de kenarda. Burada yüzülüyor. Bir yüzmeyi deneyeceğiz bakalım nasıl suyu. Çok temiz olduğu söylendi ama bunu bir test edelim. Suyu soğuk mu acaba? Ona bakacağız. Kalabalık. Bakalım nasıl. Evet, göle giriyoruz. Göl gerçekten suyu çok güzel. Ve ne kadar berrak olduğunu görüyorsunuz suyun. Hakikaten zemin çok net gözüküyor. Çok berrak bir suyu var. Ne kadar derinleşse de yine taşlar ve kumlar gözüküyor. Hafif çakıl taşlarıyla dolu burası. Ama suyun sıcaklığı da çok güzel. Ben soğuk olacağından biraz şüphelenmiştim. Burada otelimize ait bir sahil de var. Şezlonglar da var. Burada rahatlıkla girebiliyoruz denize. Gölle daha doğrusu. Ama bu gölde bayağı büyük bir göl. Denizi de aratmıyor açıkçası. Özellikle gün batımında girmeyi tercih ettim. Daha doğrusu o vakte geldi bizim varışımızda. Ama en güzel zaman göle girmek için. Böyle temiz yüzebilirsiniz burada. Evet, akşam saat 9.30. Ohrid'in merkezine geldik. Burada trafiğe kapalı bir alan var. Yürüyüş yapabiliyorsunuz. Dükkanlar var. Gayet hareketli bir yer. Şimdi bugün burayı biraz dolaşacağız bu akşam. Fiyatlara bakacağız. Evet. Ohrid gezerken camiye rastladık. Ali Paşa Camii. Bunun restorasyonu yapılıyor. Ve Türkiye yaptırıyormuş bunun restorasyonunu. Yine Ohrid'de şehir merkezine geldik. Burayı biraz dolaşacağız.
yapılıyor. Ahır gölünün distillerileri toplanıyor. Öğütülüyor, un haline getiriliyor. Ondan sonra sıkıştırılıyor, presleniyor. Sedef haline geliyor. Şöyle. Hani ahır gölünün küçük bir balığı var. Hamsi gibi ya da papatya gibi. O büyük bir balığı düşünebilirsiniz. 10 santimetrelik bir balık. Korkar balık derler o balığa. Makedoncası Plaşica o balığın ismi. O balığın pullarını alıp sıvı haline getiriyoruz. Sedefin üstüne kamponu yapıyoruz. O zaman şöyle oluyor, okur incisi oluyor. Okur incisi ne zaman meşhur oluyor? 1978 senelerinde Elizabeth Kraliçe buralara geliyor. Bizim eski Yugoslavya Cumhurbaşkanımız Marshall Tito, herhalde duyduğunuzdur Marshall Tito'yu. Tito. Evet. Elizabeth Kraliçe'ye bir kolye ediliyor. Ondan sonra okur incisi Avrupa'da patlıyor. Hatta şimdi de dünyada da çok biliyor. Geçenlerde Brezilya'dan, daha Brezilya'dan geldi okur incisi aradı. Orit'te bir tane pizza ve bir kola içtik. 390 denar tuttu. Yani bu 39 lira ediyor bizim paramızla. Evet, Orit'in merkezinden tekne turu için tekneye bindik. Topluca ve burada bir tur yapacağız. Kişi başı 10 euroydu buradaki fiyat.